Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Zülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Önce nereden başlayayım tam ben de bilmiyorum ama önce transferden başlayayım. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir transfer yarışı var arkadaşlar. Bu yarışın adı Yasin Özcan. Kasımpaşalı genç futbolcu için Kasımpaşalı sol bek mi diyeyim sol stoper mi diyeyim Tam karar veremedim açıkçası ama 17 yaşındaki Yasin Özcan için ortam kızışmaya başladı. Fenerbahçe talip oldu Galatasaray'da. Ya daha doğrusu Fenerbahçe istedi. Galatasaray'da ilgilenmeye başladı arkadaşlar. Nisan 20 Nisan 2006 doğumlu futbolcu sol bekte, stoperde forma giyebiliyor. 3 milyon euro transfer market değeri var ve işin enteresan tarafı 5 kez U21 Milli takım formasını sırtına geçirdi. Bu sezon ligde 13 kez oynadı. 13 maçın 10'una ilk 11'de başladı. Ve güncel verilere göre 3 milyon euro piyasa değeri var oyuncunun. <laughs> hani hocam alır mıyız? Gelir mi? Bize yar olur mu? Ben ee, alacağımızı zannetmiyorum. Sebebi de şu. Biz devre arasında alacaksak da kütürlü gibi bir stoper alacağız. Direkt ilk 11 oynayacak bir stoper alacağız. O yüzden bu ismin olacağını sanmıyorum açıkçası arkadaşlar. Fenerbahçe Alagöz Holding'den 12'de 12. Bakın Fenerbahçe bir spor kulübü. E, jimnastik kulübü değil. Ya da futbol kulübü değil. Bir spor kulübü. Ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding memleketimin takımı Melik Gazi Kayseri Basketbolu deplasmana 84-68 mağlup ederek ligde 12'de 12 yaptım. <laughs> Misafirim olduğu için gidemedim. Yoksa biletler falan ücretsiz oluyor Kayseri'de bu tip maçlarda. Ee, ama ben işin Kayseri Fenerbahçe boyutunda değilim. İşin 12'de 12 boyutundayım. Bu kolay kırılacak bir rekor değil arkadaşlar. Ya Bu basit bir olay değil. Hani kızlarımızın bu başarısını bilin istedim. Kadir Has Kongre merkezi spor salonunda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 84-68 kazandı. Ligde 12'de 12 yapmış oldu. Kayseri ekibi ise 7. yenilgisini almış oldu. Aynı zamanda Fenerbahçe kadınlarda da deplasmanda 2-1 kazanmayı bildi. Fenerbahçe Petrol Ofisi Diyarbakır'da galip. Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yine 12. hafta. Hepsinde de paralel bir şekilde 12. hafta gidiyor. Niye ise e, hocam saçmalama işte hepsi aynı anda başlıyor demeyin. Milli yaralar şu bu ilk defa denk geldi. Normalde denk gelmezdi. Birinin 12. haftası birinin 13 falan olurdu. İlk defa denk geldi. Neyse. Fenerbahçe deplasmanda Amet Sportif faaliyetleri 2-1 yenme başarısı gösterdi ve e, Yenişehir ilçesindeki Seyran Tepe tesislerinde oynanan maçtan önce her iki takım futbolcuları yedek kulübesinde olan futbolculara başarılar dileyerek çiçek verdi. Fenerbahçe 2-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında kazandı serbest vuruşu gole çevirdi. Rakip 2-1 yaptı. Tebrik ediyorum kızlarımızı yine hakeza. Şimdi gelelim futbol A takımına. Çünkü ana branş futbol A takımı. Ve futbol A takımı başarılı oldukça diğer branşların bence hiçbir önemi yok. Açık söyleyeyim. Şimdi buradan şunu belirteyim. Fenerbahçe'den İrfancan Kahveci için transfer cevabı. Hani dev bir maç önümüzde ve bu maç bilmem kaçıncı ölüm kalım maçı. Ve yine ölüm kalım maçından önce Fenerbahçe'de flash gelişmeler. Şimdi İrfancan Kahveci. Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunun yeni transferlerinde Bak cümleyi bilinçli seçiyorum yeni transferlerden. Ve tabi İrfan'ın bu performansı içinde transfer teklifi illaki gelecek. Rus basınına Selahattin Baki bazı açıklamalarda bulunmuş. Ee, Sayın Selahattin Baki'nin transfer açıklamaları ÇSK'nın Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can transfer teklifi yaptığı şeklindeki haberler Rus basınında gündemde idi. Ruslar da bu konudaki gelişmeleri Selahattin Baki'ye sormuş. Baki de Rus basında yaptığı açıklamada İrfan Can ile ilgili şu ana kadar CSK'dan herhangi bir teklif almadık. Transfer mümkün mü? Somut bir teklif gelene kadar değerlendirme yapamayacağız. ifadelerini kullandı. Şimdi CSK'nın 10 milyon euro önerdiğine dair iddiaları var. Bu sezonki performansı 21 maç 9 gol 5 asist ve Dakika bazında yani 9 gol 5 asist toplam 14 gol katkısı. Dakika bazında 14 maç hemen hemen aşağı yukarı tekabül eden bir maç e, dakikası. Valla 10 milyon euro bir şey söyleyeyim. 10 milyon euro kötü paramı mı? Yani satarım. İrfan Can 10 milyon euroya satarım. Bak bu takımda Şimanski bir verdiği ki aklıma geldiği kadarıyla söylüyorum. Şimanski, Ferdi. Ee, bir İsmail Yüksek ayrı bir paranteze alayım. Bir de Cengiz Ünder 15 verildiği için geri kalan herkes 10 milyon euroya gidebilir bence. Herhangi bir sıkıntı yok. Fenerbahçe Lig'de Parti Karagümrük'te karşılaşacak. Fenerbahçe ve Karagümrük arasındaki 15. randevu Lig'de. 26 Kasım Pazar günü. Yani yarın eğer bu video bugün yüklenebilirse yarın 15. kez karşılaşacak. Şimdi Fenerbahçe'nin 31 puanı var. Karagümrüğün ise 14 puanı var. İki ekip arasında Süper Lig'deki rekabet 59-60 sezonunda Fatih Karagümrüğün deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle başlıyor. Fenerbahçe bu maçın ardından rakibiyle oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmiyor. 13 maçta 9 galibiyet 4 beraberlik alınıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin attığı 24 gole rakibi 16 golle karşılık vermiş. Kadıköy'de oynanan 7 müsabakanın 5'i Salih Acıvetler'in galibiyetiyle sonuçlanırken bir maç beraber atan Bir kez de Fatih Karagümrük galibiyet ayrılmış ki zaten söyledik. Geçen sezonun en gollü maçı 5-4'lük maç. Hatırlayın arkadaşlar adeta gol düelle sona sebep olmuştu bu maç. Ve 14 süperlik maçın yanı sıra Türkiye kupasında 2 donanma kupasında ise bir kez rakip olmuşlar. 83-84 sezonda Türkiye Kupası'nın 6. kademe eşleşmesine rakip olan iki ekipten Fenerbahçe iki maçta da mağlup etmiş. Sahasında 2-0 deplasmanda 1-0. Donanma Kupası'nda da Fenerbahçe yine 3-1 kazanmış. İnşallah yarın da kazanan taraf yine Fenerbahçe'miz olur. Ancak Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var. İsmail Kartal'ın e, Karagümrük maçına çıkarmayı düşündüğü yeni bir savunma hattı ve İsmail Kartal'dan Plash, Fred ve Ciku kararı var. Şimdi burada asıl bunu konuşacağız. İsmail Kartal'dan Fred ve Ciku kararı. İsmail Kartal yaşadığı sakatlık sonrası fiziki açıdan istenilen seviyeye gelemeyen talebelerini riske atmayıp zorlu Sivasspor karşılaşmasına saklamayı planlıyor diyor haberde. Ki doğru bir cümle. Şimdi Fenerbahçe'miz Kadıköy'de rakibini konuk edecek. Ve Alexander Ciku ile Fred sakatlıklarını atlatmalarına rağmen 90 dakikayı çıkarabilecek seviyeye gelmediler. Anladınız mı? 90 dakikayı çıkarabilecek seviyede değiller. Yani bu ne demek? Daha tam olarak hazır değiller demek. Hepiniz şu cümleyi kuracaksınız. Adım gibi eminim. Adana Demirspor maçına yetişir mi falan diyorduk hocam. Ama Adana Demir maçından önce kendini denemişti. Ağrı hissetmişti. Yani o ağrıyı hissetmese o maçta oynayacaktı. İki haftada bu adam ne yaptı diyeceksiniz. İki haftada salon çalışması yaptı. Yeterli yüklemeleri yaptı. Takım seviyesine hazır hale getirildi. Hani doktorlardan gelecek raporda bu şekilde. Şimdi düşündüğü zaman durum bu. Hani Cikun'un forma giymeyeceği hemen hemen kesin gibi. E Samet Akay'dan Osterwolde ikilisi muhtemelen Fenerbahçe savunma hattını oluşturacak bunu da ayrı bir parantezde konuşuruz. Hani sol bekte her zamanki gibi Ferdi Kadıoğlu olacak. Osayi'nin cezası var. O yüzden Mert Müldür'ü bu sefer izleyeceğiz gibi. Geliyor sağ ee, bu konuyu da derinlemesine detaylı, detaylı bir şekilde yarın maç olur canlı yayında konuşuruz. Eğer bir aksilik olmazsa. Yani Crespo ve Zaits ikilisi hani zamanın rüya ikilisi. Şimdinin kabus ikilisi büyük ihtimalle maçta görev alacak gibi duruyor. Bekao sakat, Serdar Aziz sakat, Ciku Fred sakat, Joshua King, Emre Mor ve Cengiz Ünder. Hani üçü de Joshua King Emre Mor Cengiz'de takımın her idmanında, taktik idmanda bile yer aldılar. Ee, açıkçası bu üç arkadaşın bence üçü de kadroda olacaktır. Herhangi bir sakatlık. Yani son anda bir sürpriz olmazsa. Ee, bu üç arkadaş da bence sahada olacaklardır. Ama şu bir gerçek. Şimdi İsmail Kartal'a ne diyeceksiniz? Baştan başa Karabük maçına yepyeni bir savunma hattı. Sakatlar, cezalılar. Şimdi Serdar Aziz sakat. Bekao sakat. Ciku sakat. Ya hani kolay kolay bir insanın başına gelmeyecek her şey bir anda geliyor Fenerbahçe'nin başına. Bir anda. Yani ne olacağını kimsenin anlamadığı bir anda e, gerçekleşiyor. Şimdi bak şöyle bir durum var. Serdar Aziz yok. BKO yok. Bunu unutmayalım. Cikun'un sakatlığı tam iyileşmedi. Bunu da unutmayalım. Ulan yetmez gibi o sayı Samuel'de dördüncü sarı kart cezası. Yani dördüncü sarı kart yiyip cezalı durumda. Yani Fenerbahçe'ye baktığınız zaman savunma hattı baştan aşağı değişmek durumunda. Mecburen sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Ferdi. Stoperde Samet Akaydın, Oster Wall diye şans verecek. Yedek kim? Yusuf Akçiçek. Başka yok. Yani bildiğiniz isim yok. Hani Samet Akaydın'la konuşup moral verdi. Sadece sahaya odaklanalım. Fenerbahçe'de çok işler yapabileceğime inanıyorum. Sadece sahaya odaklanmış durumdayım. Tek düşüncem takıma katkı sağlamak demişti Samet Akaydın. Şimdi bu kadar gelişmenin ışığında baktığınız zaman Fenerbahçe adına gerçekten düşündürücü bir olay. Hani maç öncesi Fred şoku ayrı, Ciku şoku ayrı, İrfancan krizi ayrı. Yani bana soracak olursanız bu bir kriz. Yani maç öncesinde gidip de Rusya'da açıklama yapmak, transfere de ayrı açıklama yapmak bu bence kriz abi ne derseniz deyin. yani bunun bence başka bir açıklaması yok. Ha şunu da söyleyeceğim. Serdaraz yani e, İrfancan kahvecilik bir kriz de olamaz aslına bakarsanız. Sebebi de şu. Emre Mor sezonu kapatmanın eşiğine gelen bir sakatlık yaşamıştı. Kurtuldu. Cengiz Ünder tam manasıyla hazır değildi. Şimdi tam manasıyla hazır. Yani işin açıkçası Türkçe boyutu şu. Baktığınız zaman abi İrfan İrfancan Kahveci'nin oynayıp oynamamasına çok bir önemi yok ama Ciku ve Fred ha şunu da söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe taraftarına %99.9'una sorun. Fenerbahçe 1 Karagümrük 0 sayılacak. Maç hiç oynanmayacak. Kabul ediyor musunuz? Deyin. Yani %99.9'u evet der. %1'i de kripto Fenerbahçeli'dir Belki Galatasaraylıdır. Belki Beşiktaşlıdır ama Fenerbahçe'li görünüyordur. Onlar hayırdır. Ve Fenerbahçe için şunu söyleyeyim. Kazansın yeter. Hani Fred oynamış, şu oynamış, bu oynamış. Benim için bir şey yok. Peki ben burada şu soruyu sorayım. Sizin adınıza sorayım. Ali Koç acaba birilerinden hesap soruyor mu? Mesela Trabzonspor maçında kaybedilen 3 puan. Tamam hakeme laf ediyoruz. Tamam. Eyvallah sisteme laf ediyoruz. ama bu sistem bizi şampiyon yapmaz falan filan diyoruz. Kabul hepsi kabul. Peki Fred o günkü maçta oynamış olsaydı. Bekao o günkü maçta oynamış olsaydı. Ciku o günkü maçta oynamış olsaydı. Fenerbahçe o maçı kaybetmezdi. Hatta daha da abartayım. Sadece Bekao bile oynasa yine kaybetmezdi. Çünkü 3 üç golün neredeyse 3'ü de Samet Akaydın'ın hediyesi gibi oldu. O günkü maçta. Yani diri bir Bekao olsaydı Fenerbahçe kaybetmezdi. Peki ben soruyorum. Sizce kimden hesap sormuştur? Ali Koç. Bence hiç kimseden hesap sormamıştır. İşte en büyük hatayı da burada yapıyoruz. Saha zemini. Ya bak pendik saha zemini hakkında konuşamayız. Yetkimiz yok. Niye yok? İsmail Kartal maçtan önce çıktı. Yardımcılarım incelemiş zemin çok iyi. Gayet de güzel bir zemin dedi. Bitti. Söz hakkı bitti. Konuşma hakkı bitti. Hepsi bitti. Senin o andan itibaren konuşabileceğin, cümle kurabileceğin hiçbir şey yok. Bitti söz hakkın. E, o zaman sorayım nerede? Size sorayım arkadaşlar. Sizce yanlış idmanlar mı? Yanlış işte e, kondisyoner mi? Yoksa yanlış sağlık ekibi mi? Bu kadar sakatlığın sebebi. Ben çok merak ediyorum. Yani bu rezaletleri birinin açıklaması birinin de hesap vermesi lazım. Açıklayın diyoruz. Yok. Hesap verin diyoruz. Yok. Ben açık söyleyeyim. Birilerinin kesinlikle hesap vermesi lazım. Bir takımın başına bu kadar gelmez. Şanssızlık şöyle böyle. Her şeyde şanstan açıklamayın. Her şeyi de şansdan açıklamayın abi. Biraz şeffaf olun. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.